Modum Danışmanlık'tan herkese merhaba. Türkiye'de yaşayan yabancıların hayatlarına değer katabilmek için bilgilendirmelerimize devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi yine karşınızdayım. Ben Hülya Taş. Sevgili izleyenler, bugün ikamet izni kartlarını yeni alanlara çok yararlı olacağını düşündüğüm bazı önemli tavsiyelerde ve hatırlatmalarda bulunacağım. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin. İzleyin ki sonradan bir problem yaşamayın. Bugün sırasıyla ikamet izni alır almaz ilk önce ne yapmalısınız? İkamet izni kartınızı kaybederseniz ne olur? İkamet izni almak size Türkiye'de çalışma hakkı sağlar mı? Bu konulara değineceğim. Ancak önce küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Sevgili izleyenler, biliyorsunuz yorumlara yazdığınız sorulara göç danışmanlarımız mümkün olan en kısa sürede cevap vermeye çalışıyorlar. Ancak kanalımıza abone olanların bize her zaman bir önceliği var. Kanalımıza abone olduktan sonra sorunuzun başına büyük harflerle aboneyim yazarsanız göç danışmanlarımız çok daha kısa sürede sorunuzu cevaplayacaklar ve bizimle daha hızlı iletişime geçebilmeniz için size özel WhatsApp iletişim numarası vereceklerdir. Bu nedenle kanalımıza hemen şimdi abone olun ve bildirimleri açın ki habersiz kalmayın. Sevgili izleyenler, ikamet izni kartınızı elinize aldıktan sonra en geç 20 gün içerisinde mutlaka adres kayıt sistemine adres kaydınızı yaptırmalısınız. Bu gerçekten çok önemli. Adres kaydı yaptırmak için adresinizin bulunduğu ilçedeki ilçe nüfus müdürlüğüne gitmeniz yeterli olacaktır. İşlemler gayet basit ve kolay. Bunu sakın ihmal etmeyin. Ayrıca bunun sizin için yasal zorunluluk olduğunu da unutmayın. Adres kaydınızı yaptırmazsanız idari para cezası ödeyebileceğiniz gibi ikamet izniniz iptal dahi olabilir. Bunu sakın aklınızdan çıkartmayın. Bu konuya ilişkin geçtiğimiz hafta detaylı bir video yayınlamıştık. İşlemler için o videoya göz atabilirsiniz. Linkini de açıklamalar kısmına eklemiş olacağız. Ayrıca ikamet izni kartınız gelince postaneden mutlaka E-Devlet şifresi alın. Bu size Türkiye'deki işlemleriniz sırasında büyük kolaylık sağlayacak. Değerli izleyenler, sıradaki konumuzsa ikamet izni kartınız kaybolursa veya çalınırsa ne yapmalısınız? Umarım başınıza böyle bir şey gelmez ama ikamet izni kartınız olur da kaybolur veya çalınırsa önce karakola veya adliyeye giderek kayıp belgesi almalısınız. Daha sonra bu belgeyle birlikte bir adet biyometrik fotoğraf ve adres kayıt belgenizle birlikte ikamet ettiğiniz ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüğüne giderek başvuru yapmanız gerekecek. İkamet izni kartınızı yeniden alabilmeniz için de 125 lira kart bedeli ödemeniz gerekiyor. İşlemleri tamamladığınızda göç idaresi adresinize yeni bir ikamet izni kartı gönderecektir. Değerli izleyenler, bugün son olarak ikamet izni almak size Türkiye'de çalışma hakkı sağlar mı? Bu konuya değineceğim. Aslında bu sorunun basit, kısa ve net bir cevabı var. Hayır, sağlamaz. Yani ikamet iziyle Türkiye'de ev hizmetleri dahil olmak üzere hiçbir işte yasal olarak çalışmanız mümkün değil. Eğer ikamet izni aldıktan sonra izinsiz çalıştığınız tespit edilirse ikamet izniniz iptal edilir ve idari para cezası ödeyeceğiniz gibi sınır dışı da edilebilirsiniz. Bu noktada benim size naçizane tavsiyem, imkanınız varsa ve çalışıyorsanız işvereninizden mutlaka sizin adınıza çalışma izni almasını istemeniz olacaktır. Eğer işvereniniz size çalışma izni almak istemiyorsa veya gerekli olan şartları sağlayamıyorsa o zaman siz de size çalışma izni çıkartabilecek başka bir işveren bulmaya çalışın derim. Bu her zaman önceliğiniz olsun. Gerçi Sayın Bakanımız göçmenlerin ucuz iş gücü olarak görülüp izinsiz çalıştırılmasına göz yumulduğunu söyledi ama siz yine kanunlardan ayrılmamaya çaba gösterin. Evet sevgili izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Varsa sorularınız için bizi çalışma saatleri içerisinde arayabilir, ücretsiz danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da sakın unutmayın. Yakında görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.